selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 146. videoya geldik. Sayfa 335'ten devam ediyoruz. Şimdi gençler bir önceki videomuzda doğru orantıyı anlatmıştık. Şimdi sırada ters orantı var. Ters orantıda gençler az önce bir mantık yürütmüştüm. Demiştim ki hocam A bölü B dediğim ifade K'ye eşitse A artarken B artıyordu. A azalırken B azalıyordu. Bunlar doğru orantılıydı. Peki hocam bu sefer ne yapmam lazım? A çarpı B diyeceğim. Neden? A'yı arttırırken K sabit kaldığı için B azalıyor. A'yı azaltırken B sabit, yani K sabit kalacağı için B'nin artması lazım. Yani hocam ne demek istedin aslında? 2 çarpı 3 dediğin ifade 6 mı? Evet. Peki 2'yi 1'e azaltmış olsaydın sonucun hala 6 kalması için 3'ün 6'ya yükselmiş olması gerekiyor muydu? Evet. O zaman biri azalırken diğeri artıyor. Ee, hocam o zaman ben ne diyorum? A çarpı B eşittir K iken A ile B ters orantılı. O zaman bana ters orantı dediği zaman ne yapmam lazım? A eşittir K bölü B ifadesi olacak. Peki ben doğru orantıda ne yapmıştım? A bölü B eşittir K olduğu için B'yi atmıştım buraya... A eşittir K çarpı B demiştim. Yani hatırla önceki videolarımızda 2, 3 ve 4 ile orantılı iken 2K, 3K, 4K diyordum. Artık ters orantılı dediği zaman K bölü 2, K bölü 3 ve K bölü 4 demem gerekiyormuş. Buna göre işlem yapacağım. Şimdi ters orantı problemlerinde de birbirinin tersi olacak. Yani bir artarken biri azalıyor olayımız var. Bana diyor ki eş güçteki 20 işçinin 30 günde bitirdiği bir işi aynı güçteki 15 işçinin kaç günde bitireceğini bulunuz diyor. O zaman şunu diyeceğim hocam. 20 işçi 30 günde bitiriyorsa 15 işçi kaç günde bitirir? Şimdi gençler mantık yürütmenizi istiyorum. 20 15'e azalıyor. İşçi sayım azalırsa e, günüm azalabilir mi? Hayır. Daha da artması gerekiyor. Çünkü ben zaten 20 işçiyle anca 30 günde yapmışım. İşçi sayım da azaldığı için gün sayım artacak. 35, 40, 50 bilmiyorum artık hesaplayacağız şimdi. Bu kadar günde çıkacak. He, hocam o zaman burada bir ters orantı var. Ters orantı varsa karşılıklı çarpıp birbirine eşitleyeceksin. Neden? Hocam çünkü 20 işçi var. 30 günde yapılıyorsa o zaman totalde 600 birimlik iş var diyebilirsin. Tamam mı? Çarp çünkü 20 ile 30 çarp 600 birimlik iş var. E sonuçta hocam iş değişir mi? Değişmez. He, o zaman 15 çarpı x'in de 600 birim olması lazım. Karşılıklı çarpımların birbirine eşit olması gerekiyor. Çünkü karşılıklı çarpımda ben aslında yapılan işin kendisini bulmuş oluyorum. Tamam. O zaman x burada ne olacak? 15'e böldüğümüz zaman 600 bölü 15 o da 40 yapıyor. Demek ki x 40 günde işi bitirebilirmişim 15 kişiyle. Şimdi gençler bir de bileşik orantı denen bir şey var. Sana diyor ki A B ile doğru, C ile ters orantılı. Şimdi B ile doğruyken ne yapıyordum? Bölüyordum. C ile ters orantılıysa A çarpı C mi yapıyordum? E, hocam hepsini beraber istiyor. O zaman ne yapacaksın? A çarpı C bölü B şeklinde yazacaksın. Tamam mı? Olayım bu. Buradan bir k orantı sabiti buluyorsun. Bu k orantı sabitine göre de soruları çözüyorsun. Şimdi sana diyor ki: Eş güçteki 15 tane işçi günde 6 saat çalışarak 10 günde 180 tane koltuk yapabiliyormuş. Sonra 10 işçi 8 saat çalışarak 15 günde kaç adet koltuk yapabilir? Gençler, yollardan birisi şu. Diyorum ki 15 işçi 6 saat çalışarak 10 günde 180 tane koltuk mu yapıyormuş? Ondan sonra sana diyor ki 10 işçi 8 saat çalışıyorlar ve ne olması gerekiyor? 15 günde kaç tane koltuk yaparlar diyor bana. Peki gençler hiç şu 6 ve 10 ile uğraşmayıp 60 saat yiyeyim mi? 8 ile 15 ile uğraşmayıp 120 saat yiyeyim tamam mı? Şimdi dedim ki 6 saat çalışıyor 10 günde çalışıyorsa o zaman bunlar 60 saat çalışmışlar. Mantığım bu aslında. He, hocam o zaman bakın. Burada olay ne oldu? Doğru orantı ters orantı. Yani şuradaki sabite gelecek miyim olayı? Evet. Peki mantık yürütün. 15 işçi 60 saatte bitiriyor. Daha doğrusu 60 saat çalışıyor. 10 işçi 120. Burada ne vardır? Ters orantı vardır. Yani ters orantıda ben düz çarpacağım. Tamam. Sonra. Şimdi şurayı kapatmanızı istiyorum. Tamam mı? Hemen şurayı ben bir kapatayım. Diyorum ki şöyle Hemen şöyle şurayı bir kapatalım. Yıldız koyduk yanlışlıkla. Neyse. Gençler artık şuraya döndüğümüz zaman ne oldu? Bakın 60 saatte 180 koltuk yapıyorsa 120 saatte kaç koltuk yapara döndü mantık. E, o zaman hocam burada da doğru orantı var. Doğru orantı ise sen ne yapıyorsun? Çapraz çarpım yapıyorsun. Yani burada da çapraz çarpımlar yapacaksın. Çok güzel. O zaman diyeceğim ki hocam Burayı düz çarpıp burayı çapraz çarpacağım. Yani 15 çarpı 60 çarpı x dediğin ifade. Hocam 10 çarpı 120. Hemen yazıyorum 10 çarpı 120 çarpı 180'e eşit olacak dedim. Güzel. 60 ile 180'i sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. Sonra 15 ile 120 sadeleştirdim. Burada 8 kaldı. Bunlar artık gitti. X dediğin ifade 10 çarpı 8 çarpı 3. Yani 240 olur. Demek ki 240 tane koltuk yapabiliyorlarmış. Şimdi alttaki alışıma sonranı sana ödev olarak bırakıyorum. Mutlaka yapıyorsun. Oraları kaçırmıyorsun. Şimdilik kendine iyi bak. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.